Öncelikle engelli koordinatörüm Ünye Müftülüğü ilçe olarak. Biz engelli koordinatör olarak, biz imamlar, din görevli olarak her zaman engellerimizin yanında olduğunu dile getirmek amacıyla daim her şey, her konuda, her dertlerinde yanında olduğumuz itibariyle aylık muhatap bir toplantımız oluyor bu dernek başkanımıza beraber, Aslan abimize beraber düzenledik. Bu da Ramazan girmeden önce Cuma günü bu vakitte hem Kur'an-ı Kerim mahiyetinde hem sohbet mahiyetinde ve kendilerinin dertlerini dinleyerek dertlerine derman olmak amacıyla bugün bunu tertip ettik, toplandık. İnşallah şu anda Müftü Bey'imize geliyor, gelmekte. O da size de bir açıklama yapar. Allah'ın izniyle böyle gideceğiz inşallah. Birlik ve beraberlik içerisinde. İlk kez mi yapılıyor? İlk kez bu proje yapıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın da engelli arkadaşlarımız camide buluşma bir programı olacak bu. Başkanımın da dediği gibi ilk defa bir camiye girecek. Hiç girmedi bu zaman. Onlara yani cami bile özlem, hasret içinde olduğunu kendisi söyledi. İşte bu bir derttir, bir dermandır. Biz de bu dermana bir çare olmak için burada toplandık. Amacımız, hedefimiz bu. Her zaman din genel olarak biz engelli kardeşlerimizin yanında olduğunu bilinciyle buradayız demek amacıyla biz toplandık, bir araya geldik inşallah. Elimizden geldiğince de onlara yardımcı olmaya çalıştık. Daha önce şimdi hocamın görevi engelli koordinatörü müftülüğün. O daha önceki hoca arkadaşlarımızla beraber biz daha önce aslında bir tane yaptık. Böyle bir program dernek binamızda yaptık onu. Mesela orada güzel Kur'an okundu. Engellilik üzerine dinin engelliye yönelik uygulamaları üzerine, engellinin hayatını kolaylaştırıcı uygulamaları üzerine bize çok güzel açıklamalar yapıldı. Tabii ki bunların zaman zaman hafızalara yerleşmesi için daha etraflıca, daha güzel bir şekilde arkadaşlarımıza, bütün arkadaşlarımıza izah edilmesi önemli. O konuda da bu yüzden de bunu böyle en azından bir iki senede bir tekrarlıyoruz. Tekrarlıyor mu? Aslında tekrarı değil. Daha da artırarak, daha genişleterek, daha fonksiyonlu bir şekilde engelli arkadaşlarımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz diyebilirim. Peki, bu projenin devamlılığı olacak? Hayır, bu zaten her sene oluyor bu. Yani bu her sene demeyeyim de mesela hocamgille beraber şimdi daha bir sık buluşma kararı aldık ama şimdi bundan sonrası inşallah belli bir periyotlar halinde olur. Ama bu zamana kadar mesela 2 yıl önce olmuştu bundan önceki. Tabii bu aylık toplantımız bizim, yine her gün içerisinde zaten dertleşiyoruz, dermanımızı söylüyoruz bize. Zaten biz şuradan da söyleyeyim basın yoluyla. Aslan abimizle muhabbet ettiğimizde en büyük derdiniz ne dediğimde gerçekten en büyük dertleri bugün maalesef, değil mi Aslan abicim, araba sorunu. Bize araba yardımı yani, evet, çok büyük yani. Bir sıkıntı. Biz gerçekten bu proje düşünüyoruz. Feyzo hocam da burada. Feyzo hocam gelin isterseniz. Feyzo hocamla beraber bir proje düzenliyoruz kendi açımızdan. Yani elimizden geldiğince yardım etmeye çalışacağız inşallah. Ama şurada basın yolunda iyi olur. Yani gerçekten şu anda ellerinde bile herhangi bir kullanılmış araba bile daha iyi olsa Ünye müftülüğümüze getirip biz başkanımıza değerlendiriyoruz. Muhtaç sahibi olanlara da bunu ulaştırıyoruz inşallah. Evet. Müftü Bey'imize geldi. İşte ondan da istişare yapınız isterseniz. Merhaba. Hay maşallah. Cemaatiniz ne kadar geniş bizim ya. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti, selameti hepimizin üzerine olsun. Rabbim sizlere, bizlere hayırlı, bereketli ömürler ihsan eylesin. Bizleri her türlü belalardan, musibetlerden, sıkıntılardan muhafaza eylesin. Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Bugün Ramazan'ın ilk günü, ilk teravihi. Efendim, Orta Camimizde toplandık. Tabii bizim asıl gönlümüzden geçen şuydu. Sizi cami içerisinde toplamaktı. Lakin şuradaki halılar vesaire o arkadaşlar tam olarak planlayamamışlar. İnşallah bir dahaki ay bu programı caminin içinde yapacağız. Caminin içerisinde ilahiler, Kur'anlar okunacak. Öyle çok da sıkmadan yarım saatlik veya 40 dakikalık bir program olacak. Şimdi bize gelen mesajlarda hocam ben hiç caminin içine giremedim. Ben hep şu kapıdan şuralarda gidiyorum. Seni özel olarak caminin içine götürelim şimdi. Hocam benim bir teknoloji önemli değil ama ben istiyorum.